Konumuz 150 yaşında insanlar etrafımızda görecek miyiz? Ben inanıyorum. Okuduğum bir kitapta bir bilim adamı yapmış bu hesapları. Diyor ki böyle işte unuttum şimdi kaç sene sonra, 50 sene sonra filan. Ortalıkta bir sürü rakamlar da vermiş. 150 yaşında insanlar olacak diyor. Bilim adamları buna inanıyor. Rakamlar çünkü onu gösteriyor. Yaşlılar hızla artıyor çünkü. Ne olacak o zaman? Her mahallede bir tane böyle çok yaşlı, 100 yaşın üstünde, 120, 150 yaşında filan insanlar göreceğiz. Farklı bir dünya olacak. Nasıl bir dünya olacak böyle insanların yaşadığı bir yer, onu anlamaya çalışacağız. Bunu tahmin etmek bir mesele. Yani tahmin zor bir şeydir. Tam rakamsal olarak görmek mümkün değil. Bir kere bazı kabuller yapıyorum. Ben diyorum ki mesela yani bugünkü gidiş gene böyle gidecek diye düşünüyorum. Yani çok büyük güneş bir patlama yapmayacak hepimiz. Dinozorlar gibi ölmeyeceğiz filan. Ondan sonra sağlık konusu, yani hepimiz böyle sağlıklı olacağız. Yoksa 90 yaşından sonra 150 yaşına kadar yatakta geçireceksek, yani bu iş değil tabii. Şunu kabul ediyorum ki bizi 150 yaşına kadar yaşatabilen teknoloji bizi sağlıklı olarak 150 yaşına kadar yaşatabileceğini kabul ediyorum. Yani bunları düşünerek bazı tahminlerde bulunacağız. Bu tabii yalnız Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli. Bir sürü tehlikeler var ama bu tehlikeler de devam edecek. Onları konuşacağız ve bundan bir tahmin yapmaya çalışacağız ama bilelim ki bu iş olacak. Bu iş olacak. Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten ömür uzuyor. Ben 50 yaşındayken hatırlıyorum. Kandilli'de sokakta yürüyorum. Çocuklar var, futbol oynuyorlar. Ben de araya girdim onlarla oynamaya filan. Bana koşsana dede, pas versene ya dede diye dede diyorlardı. 50 yaşındaydım ben. Şimdi o gün benim öleceğimi bekliyorlardı. Halbuki ben bundan 2 ay evvel evlendim. Hem de yelkenliyle evlendim. Yani kolay bir iş değil, motor bot filan değil mi böyle yani. Bayağı yelkenler filan. Bozcaada'ya gittik, arkadaşlar orada evlendik, döndük, dönüşümüzü de balayından saydık filan. Yani ömür uzuyor. Onu demek istiyorum. Bu ciddi bir iş. Tekrar görüşmek üzere.